Merhaba arkadaşlar. Dayanamadım, ben de bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. Herkes kanal açıyor. Yemek kanalları var, çizgi film kanalları var, gezenti kanalları var, ilginç insanların kanalları var. Ben de çok ilginç bir insan olduğum için kanal açmaya karar verdim. Bakın, ahan da işte şu köşeye linkimi bırakıyorum. Sonra dedim ki kendi kendime, oğlum Neco, senin onlardan ne eksiğin var? Çok eksiğim var. Oh, dış ses. İşte bu da benim dış sesim. Dış sesin kim olduğunu merak ediyor musunuz? Tamam, hemen söylüyorum. Fiko. İşte bizim havalı Fikret abimiz. Demek Fikret abi yapıyor. Yeter, tamam. Şimdi YouTube kanalım için havalı bir giriş bulmam lazım. Acaba ne bulabilirim? Diction. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Daha hızlı konuşmam lazım. Çünkü herkes öyle yapıyor. Havalı girişte Necati. Başarısız oldu. Ne başarısızı ya Fikret abi? Bozmasana beni. Dur bir dakika. Bir yandan da ayaklarım titriyor yani. Bir de beni heyecanlandın mı Fiko abi? Başka bir giriş bulmam lazım. Acaba ne bulsam? Videolarımı seyret. Arkadaşlarını ara. Like'lamayı unutma. Nasıl oldu Fikret abi? İyi bir girişti mi? Necati girişlere karar veremiyor. Hakikaten video çekmek çok heyecanlıymış. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like'lamayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayın. Tamam Necati, anladık. Dış ses, bana yardımcı olman gerekiyor. Bugün bir arkadaşımın evini ziyarete gideceğim. Çok ilginç, çok değişik bir ev. Hadi gelin, hep beraber gidiyoruz. Beni takip edin. Çok sevdiğim bir arkadaşımın ilginç evini ziyarete gidiyoruz. Flaş. Necati, yalnız flaş kelimesini ben söyleyeceğim. Dış ses benim. Pardon Fiko. Gel, beni takip et. Gördüğünüz gibi arkadaşımın evi çok ilginç. Tak. Evde kimse var mı? Yok Necati, yok. Aa, evde yoklarmış. Neyse o zaman. Daha sonra tekrar geliriz. Necati, evdeler. Dış ses. Evet Necati, evdeler onlar. Bir daha çal kapıyı. Tamam dış ses, gidiyorum. Tok. Kim o? Uyustaju, benim. Morfil Necati. Evde yokum dedim ya sana. Beni rahat bırak. Dış ses, evde yokum diyor. Evde olduğu halde kapıyı açmayan Uyustaju. Şok. Tamam da dış ses, ne yapacağız şimdi? Necati, kaldır evi, kaldır. Ayıp olmasın. Kaldır dedim sana. Rating almamız için bu şart. Tamam peki, kaldırıyorum. Ya ama bu yaptığımız ayıp değil mi dış ses? Şok. Necati ayıp mı dedi. Ne alakası var dış ses? Tamam, kaldırıyorum. Ne yapıyorsun Necati? Niye beni rahatsız ediyorsun? Yeni bir kanal açtım Uyustaju. Rating toplamam lazım. Sen de ilginç bir tipsin yani. O yüzden seninle röportaj yapmak istiyorum. Peki tamam. Biraz röportaj yaparım ama bugün çok işim var. Çok işi varmış. Uyustaju, senin ne işin olabilir ki? Sinemaya mı gideceksin yoksa? Ho. Nereden bildin Necati? Şok. Uyustaju sinemaya gidecek. Tamam Necati, sor. Uyustaju, sokakta yaşamak nasıl bir duygu? Bilmem. Bence güzel bir duygu. Serbestim. Etrafımda duvar yok. Bana karışan insanlar yok. İyi gidiyor yani. Peki yemeğini nasıl yiyorsun? Bu nasıl bir soru Necati? Herkes nasıl yiyorsa ben de öyle ağzımla yiyorum. Tamam, biraz saçma oldu değil mi? Peki misafirleri nerede ağırlıyorsun Uyustaju? İşte bu benim için çok önemli Necati. Gel bak sana göstereyim. İşte burada ağırlıyorum. Bu sarı bak benim misafirlerimin oturma koltuğu oluyor. Burası dolu Uyustaju. Nereye oturacaklar? Şşt, dağılın bakayım çabuk. Boş buldunuz benim koltuğuma mı oturuyorsunuz? Çekilin buradan, çekilin. Tamam ya, gidiyoruz. Babanın koltuğu mu? Allah Allah. Halbuki ne güzel oturuyorduk. Aslında güzelmiş Uyustaju. Peki bize çalışma odanı gösterir misin? Tabii ki, gelin onu da göstereyim.
Oo, çalışma masan çok güzelmiş Uyuz Tanju. Eski bir piyano. Orası burası kırık dökük ama benim işimi görüyor. İnsanlar her şeyi çöpe atıyorlar. O yüzden ben de rahat ediyorum. Peki Uyuz Tanju, son olarak bize garajını gösterir misin? Garaj mı? Evet evet, tamam gösteriyorum. İşte gelin böyle. İyi de Uyuz Tanju, bu bebek arabası. Tamam işte bebek arabası. Bunu da atmışlardı ama çok işime yarıyor. Uyuz Tanju, bu bir araba değil ki, buna nasıl biniyorsun? Hemen sana gösteriyorum. Hadi atla içine. Nasıl, bunun içine mi atlayacağım? Hadi atla dedim. Hala duruyor musun? Bir dakika dur, ne yapıyorsun, düşeceğim şimdi. Düşmezsin Necati. Kemerlerini bağla. İmdat, düşüyorum.